Günaydın, günaydın. Serin bir Busan sabahından herkese selamlar. Keyfim çok yerinde. Şükürler olsun Rabbim. Mükemmel bir iki gün geçirdim. Keyfim çok yerinde. Saat 12'ye geliyor ama hiç uyumamışım. Çünkü gözlerime baksana. Busan lan, Kore lan. Çok iyi. Gerçekten mükemmelim yani. Son 2 gündür hiç hostelden çıkmadım diyebilirim. İlk defa hostelden bu kadar uzaklaşıyorum. Yok. Allah var, 2-3 kere de şuradaki bakkala gittim, oraya kahve falan almaya. Çünkü inanılmaz güzel bir hostelde kalıyorum ve inanılmaz bir turist akışı var. Öyle olunca kardeşini demem. Eski tabii. 2 gündür elime kamera almıyorum. En son ne çektiğimi hatırlamıyorum ama sanırım bu Bulgar Emine'yi çektim herhalde, değil mi? Türkçe konuşan kız, aynen onu çektim. Sonra aslında ne çektiğimi falan hatırlamıyorum. Ama biz o Emine ile beraber indik burada aşağı, insanlarla falan sohbet ediyoruz. Daha sonra aslında bu hostelin şuradaki kapısına geldik. İşte orada Emine falan sigara falan içiyordu. Ben de onunla sohbet falan ediyordum yanında arkadaşlarla böyle. Severiz, bilirsiniz yani. Ondan sonrasında yanımızda hemen bir çift vardı. Onlar da birbirleriyle sohbet ediyorlardı. Ondan sonra çocuk işte bize döndü. Siz ne yapıyorsunuz falan gibisinden böyle. Ondan sonra konu nerelisine falan geldi. O konuşan çiftteki kız bana dedi ki, tahmin et dedi, ben nereliyim dedi. Ben nerelisin diye sorduktan sonra böyle baktım. Dedim sen dedim İsraillisin. Oha dedi. Sen dedi nereden bildin ya dedi. Dedim benim eski manetam İsrailliydi. O yüzden ben nefsiz aksanlarınızı biliyorum. Peki dedi sen nerelisin? Şöyle bir adım geri attım. Dedim peki sen dedim tahmin et ben nereliyim? Dedi eski sevgilin İsrailli olduğuna göre dedi kesinlikle Türk değilsin dedi. Dedim ben Türk'üm. Dedi ciddi misin ya falan dedi. Dedim evet. Öteki de şaşırdı diye dedi niye ki? Kız dedi bizim ülkelerimiz düşman. Dedim bizim ülkelerimiz düşman. Biz düşman değiliz ama dedim benim fikrimi soracak olursan evet dedim senin terörist bir başbakanın var ve senin ülken maalesef ki son 3-4 aydır her gün binlerce masumu öldürüyor. Dedi hayır dedi öyle deme dedi. Onlar da bizi salladı. Dedim ben o doğru bu yanlış demiyorum. Senin ülken son 3-4 aydır soykırım yapıyor mu? Yapıyor. Benim dedim dediğim gibi eski manetam İsrail'di yani bundan anlayabilirsin ki benim İsraillerle herhangi problem yok. Çünkü bunlar politik durumlar ama dedim senin ülken maalesef ki soykırım yapıyor. Ya şöyle böyle filan derken biz ötekiler unuttuk. Sohbet etmeye başladık filan böyle ben bildiğim İbranice kelimeler söyledim filan. Politikten filan çıktık böyle bir 15-20 dakika boyunca ilk başta o sürtüşme atışmadan filan. Sonrasında yumuşadı çünkü ben tak 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 koydum yani ayrıla yani. Ondan sonrasında işte bir 20-25 dakika işte dediğim gibi dışarı sağanak abi fırtına. Çıkamıyoruz yani dışarı o yüzden herkes içeride de kurdavlanıyor yani ha. Kaçar mı zaten Japonya'dan gelmişiz işler kesat bitmişiz yani o yüzden tam böyle kurt puslu havayı sever ya bizimki de o hesap yani baba estik. Tam böyle dediğim gibi 15-20 dakika sohbet ettik dedi ki ya dedi, dışarıya da çıkamıyoruz dedi. Film izlemeyi sever misin dedi. Dedim bak hele. Ben dedim sinema okudum abi biliyordum lan. O şu kadar da gitmiş olsam o sinema okumamın bir gün bir işe yarayacağını biliyordum. E dedi hadi dedi çıkalım benim odaya dedi. Ben burada özel odada kalıyorum. Film izleyelim beraber dedi. Dedim olur. Hemen gittik odaya açtım bir film. Ama öyle uzun film seçmişim ki abi. 3 gündür bitiremedik yani. Bitireceğiz ama bir gün inanıyoruz inşallah. Ne anlatıyor falan hiç bilmiyorum yani izlemedim bakmadım bile yani bak yani rastgele aynen film ayağına aşınıyordu ama çok iyiydi kendisi video falan çektim dedi çünkü benim YouTube kanalım olduğunu gördü dedi ki sen dedi şimdi bunu çekersen dedi paylaşacaksın değil mi dedi evet dedim dedi sen dedi başlık da atarsın değil mi dedi dedim aynen öyle kaçırmam dedim malzeme o zaman dedi lütfen çekme dedi çünkü dedi belki dedi arkadaşlarım ya da ne bileyim ailem falan izler. O yüzden dedi onlar dedi açıkçası bir Türk'le takılıyor olmama kızabilirler dedi. Dedim sıkıntı yok biz erkek tarafıyız. Bizim için bu bir gurur. Gazze'nin intikamını alıyoruz şu an. Artık böyle biliyorsunuz ırkçı şakalar çok severim. Bayılırım yani.
Gediğine defalarca koydum yani ırçacak. Hani böyle aklı gitti var ya. Dedi ki yeter ya. Yeter ya dedi. İsrail'le doğmak benim suçum mu? Falan olmaya başladı dedim. Bana ne? Bana ne? Ama sen doğuracağı yeri seken yani. Bana ne? Yıpsa falan. Çok iyi ama estim. Çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. Tatta keyfim yendi. Ha sana boykot kardeşim işte. Boykot dediğim böyle olur abi. Estik gümledik yani ha. Gösterdik Türk'ün gücünü Kaşmer. Siz soykırım yaparsanız böyle ininize gidersin ha. Her neyse. Şu an saat 12'ye 20 var. Ben dediğim gibi 4-5 gündür Busan'dayım. Ama vallahi hiç gezmemişim. Şimdi hadi hep beraber biraz Busan dolaşalım. Sahil var abi dibimde. Ama yani bu tamam ben müsait değildim eyvallah da çok da sağanak vardı. Gerçekten daha yerler ıslak yani. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Baksana gerçekten yani sabah 6-7 gibi falan durduğunu düşünüyoruz yani. O ne yapıyor? Nefesini tutma eylemi yapıyor. Her neyse. O yüzden çok yoğundu. Biz de dediğim gibi film izliyorduk yani abi. Sanat filmiydi, yoğun bir filmdi yani. Çözmekle uğraştık. Her neyse işte şimdi tamam. Gidelim kahvaltı yapalım burada. Eselim gülü. Gün başlıyor. Bismillah. Günler sonra güneş çıktı ya. Bu arada habire böyle bir kalabalık gelip gidiyor. Şu an saat 12.10 var ama çalışanlar sanırım öğle yemeği molasına çıktı. Sabah çalışma erken başlayıp öğlen molasını erken yapıyor olabilirler. Baksana kardeşlerim deli gibi sigara içiyor. Büyük ihtimal kesinlikle bunlar molada. Her neyse güne başlıyoruz. Ve bismillah. Ben 4 gündür bu kimchi hostelde kalıyorum. Kesinlikle öneriyorum. Çünkü hem fiyatı oldukça uygun, hem çok temiz, hem interneti çok hızlı, hem de inanılmaz bir turist akışı var. Çok eğlenebilirsiniz. Çok keyifli bir yer. Ve aynı zamanda sahile de 200 metre mesafe. Şimdi güne başlayalım dediğim gibi. Vira bismillah. Ben şu an Busan şehrindeyim. Bu bulunduğum Busan şehri Kore'nin en büyük ikinci şehriymiş. Ve aynı zamanda en güvenli şehri olarak geçiyor. Ve aynı zamanda burası bir liman şehriymiş. Yani demir çelikte, sanayide filan oldukça gelişmiş. Ve çok gezecek yeri varmış. Ama ben hiçbirine gitmedim. Burada görmeyi tek istediğim yer şehitliğimizdi ama maalesef oraya da gitmedim. İleride bir pizza zinciri var. Pizza School diye geçiyor. Bana orayı çok önerdiler. Gidip orayı deneyeceğim. Kahvaltı yapacağım yani bir nevi. Kore'de yemek problem çekiyorum. Yani Japonya'nın değerini bilememişim. Burada gerçekten hiçbir seçenek yok. Fark ettiniz mi? Her yerde Korece yazıyor. Tamam, Kore'deyiz eyvallah da bu kadar da olmaz ya. Bulunduğum muhit oldukça lüks bir muhit. Şehir merkezinden yaklaşık 7-8 kilometre uzağım. Ama burası sahile yakın olduğu için çok güzel oteller ve böyle lüks araçlar görmek mümkün. Ve Kore'de geçirdiğim 3-4 günde fark ettim ki Koreliler dış görünüşe oldukça önem veriyorlar. Hatta videosunu da çektim. Erkekler makyaj yapıyor. Gördünüz yani. Çok normalmiş Kore için. Ulan kaç gündür yürümüyorsam yürümekte zorlanıyorum ha. Yemin ediyorum bacaklarım tutmuyor. Kahvaltı yaptıktan sonra sahile gitmek istiyorum. Çünkü bura olmazsa Kore'de bir daha deniz göremeyebilirim. Ve dünyadaki tüm denizlere dokunmak istiyorum açıkçası. Çok keyifli bir olay. Eşsiz bir hissiyat. Gördüğünüz üzere oldukça yüksek binalar var. Bu ablalarım ne yapıyor? Burada köşede torba mı koyuyorlar? Ben anlamadım ki. Ka-
Karşı taraftaki ormanlık arazi çok güzel görünüyor. Kaldırımlar geniş ve gördüğün üzere Kore oldukça temiz ve sakin bir şehir. İstanbul'da olduğu gibi Kore'de de metrobüs var. Çok lüks arabalar var. Mesela Hyundai'in şu modeli bizim ülkemizde yok diyebiliyorum. Bakın onun önünde bir Mercedes var. Şurada Range mi o? Tam gözüm görmüyor. Bakın şu Hyundai'in Avante modeli. O da bizim ülkemizde yok. Arabalar hem şık hem de parlıyor açıkçası. Belki burada da Singapur gibi arabayı yıkama zorunluluğu vardır. Bilmiyorum. Karşıda bir tane petrol. Geldi kokusu, geldi. Soil. Neredeyse tüm Kore erkeklerinde aynı saç modeli var ya. Bildiğin makasla kesim ve kahkül. Baksana ya. Gördüğün üzere Korece'yi uydurmak, anlamak mümkün değil. Buranın ne olduğunu anlamadım diyecektim ki ha, burası bir emlakçıymış. Hey, şu an tam anlayamıyorum ama 42 metrekare bir ev, anlamadım. Bu 16 ney? Bak burada 9, burada 19. Yani 1080, anlamadım yani. Dediğim gibi uyduramıyorum yani. Sorry. Good morning. Yeah, this, you know, just I'm vlogger. Just I show in a price in Korea. Ah, vlogger you? Yes. Yes. Ah. Yes. Ah, yeah, yeah. Can you speak English? Leader. And what's your name? Italian. Yes. My face. Okay, okay, see you, ciao. Burası da sanırım bir emlakçı ama gerçekten dediğim gibi yani uydurmak çok zor. Mesela burada 1000 yazıyor da o 1000 ney? Çünkü 1000 won 1 dolardan bile düşük. Yani hadi bu 42 metrekare de bu 13 ney? Acaba Kore farklı bir ölçü birimi falan mı kullanıyor bilmiyorum. Gerçekten Allah, düşüyordum ha. Uyduramadım yani. Apa bu kargalar lan oğlum. Lan ben sizi kaç ülke geride bıraktım ya. Ya Sri Lanka'dan ayrıldım, Malezya'ya geldiniz. Singapur'a, her yere baksana abi. Ben anlamıyorum ya. Bu kargalar niye beni takip ediyor kardeşim? Neden buralarda bu kadar karga nüfusu var? Onu da bilmiyorum ya. Baksana ya, arabalar gerçekten çok iyi. Ablamın şapkasını gördünüz değil mi? Size daha önce de dediydim. Koreliler güneşten nefret ediyorlar. Çünkü sanırım anlattım size. Önceden pirinç tarlasında çalışan insanlar güneşin altında çalıştıkları için esmerleşiyorlarmış. Ve onların alt tabaka olduğu, pirinç içinde çalıştıkları belli oluyormuş. O zamanlardan kalan bir algıymış. O yüzden insanlar esmerleşmek istemiyorlarmış. Burası da böyle bir parkmış. Şimdi ben buraya indim ama buradan çıkış var mı? İyi, varmış şuradan, soldan. Ben şehitlik dediydim de onun hakkında size bir şey demeyi unuttum sanırım. Evet, yanlış duymadınız. Burada bizim Türk şehitliğimiz var. Çünkü yıllar öncesinde Güney Kore, Kuzey Kore Savaşı'nda biz biliyorsunuz buraya askeri destek yolladık. Ve çok fazla askerimiz burada şehit olmuş. Onlar da onlara bir şehitlik yapmış. Sağ olsunlar. O şehitlerimizin de ruhu şad olsun. Bugün onlar sayesinde burada çok iyi anılıyoruz. Türküz dediğimizde insanların yüzünde gülücükler açıyor. Bunu geldiğinizde göreceksiniz ve size de daha detaylı bir şekilde insanlarda
etkisini göstereceğim inşallah. Abi yani bakar mısın eldivenler filan ilginç ya. Az önceki ablamda da vardı. Yani biraz abartı gibi. Zaten güneş de yok havada. Neden eldiven takmışlar bilmiyorum. Bakın buraya böyle bir tane. Adını unuttum lan bunun. Ne deniyor bunlara? Scooter mı deniyordu bilmiyorum işte. Bunu park etmişler. Bu kilitli bir şey mi? Üstünde QR kodu var. Yani demek istediğim bunu böyle kiralayıp bizdeki martı gibi bir yere bırakabildiğim bir şey mi? Sanırım öyle. Aa, gidiyor, yürüyor. Yani tekeri falan da kilitlenmemiş. İlginç. Kore oldukça güvenli denen bir ülke ve açıkçası hiçbir şekilde kendimi tehlikede hissetmedim. Hissetmiyorum da. Açıkçası hissedeceğimi de düşünmüyorum. Şu an bulunduğum şehir Busan, dediğim gibi Kore'nin en büyük ikinci şehri olmasına rağmen nüfusu sadece 4 milyon. İleride de sahil var. Orada yüzümü yıkamak istiyorum ve orası da marina olarak geçiyor. O yüzden böyle marina otelleri ya da marina restoran falan bulmak buralarda çok normal. Sanırım burası Busan'ın en lüks muhitlerinden biri. Busan kalabalık olmasına rağmen insanlar buraya sükunet için geliyormuş. Hangi Koreliyle konuşsam herkesin favori şehriymiş Busan. Baksana şuradaki mimariye. Ama Uzak Doğu ülkeleri benim tarzım değil. Ben böyle çok temiz, çok gelişmiş, çok sakin ülkelerde vakit geçiremiyormuşum. Onu fark ettim. Sarmıyor beni yani. Böyle ne bileyim çar çakal olsun, bana laf atsınlar. Ben onlara laf atayım, beni darlasınlar. Onları özledim yani. Panik atağım geçti ya, hemen götüm kalktı. Hemen başımız bela istiyor yani. Bu yaşlı teyzeler özellikle baksana kafalarında şöyle şapka olmadan çıkmıyorlar sanki ya. Bakın karşıda da iki tane yaşlı diyebileceğimiz kadın var. Baksana yani yüzlerini, kollarını falan tamamen kapatmışlar ya. Ya inanılmaz ya. Ki güneş de yok ha. Yani bir 10 dakika falan kendini gösterdi. Ben hostelden çıkarken odur yani. Aha. Tüh. Karşıya geçmem lazım. Bakın Pizza School orada. Şuradan karşıya geçeyim hemen. Bekleyin kardeşim, bekleyin. Gelecek otobüs. Akıllı olup bunların kahrını çekeceğime deli olurum. Onlar benim kahrımı çeksin baba. Bir şey olduğunda ben abi biz Türk'üz abi. Yıllar öncesi için savaştık ya. Bir kırmızı ışıkta geçtik, bir adam mı alsa ben hallederizmiş. Uğraşamam yani ha. Bakın. Karşıda gördüğünüz 3 arkadaş klasik Kore saç modelini yapmışlar. O kadar yani, modelleri o kadar. Şimdi dediğim gibi herkesin önerdiği pizzacı burası. Aklınızda bulunsun. Oldukça ucuz ve porsiyonu büyük bir pizzaymış. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bakın fiyatları burada. 1 dolar 1.3 won. Yani pizzalar 7 dolardan başlayıp 12-13 dolara kadar çıkıyor diyebilirim. Hi, good morning. 안녕하세요. 안녕하세요. İçerisi böyle. Alıp burada yiyebildiğiniz gibi haliyle. Paket de var tabi. No, I wanna eat here. Okay, eat here. Pepperoni pizza. One pepperoni? Yeah. For here? Yes. Yes? No, thanks. Okay. Okay. Can I pay card? Yeah, it's also your card. How? This? Yeah. No. This one in here. Okay. Delicious.
Arkadaşlar, ve inanır mısınız, Kore'de hiçbir şekilde şifre sormuyor kartlar. Belki 20 kere ödedim geldiğimden beri. Abi hiçbir şekilde şifre sormuyor kartlar yani. Şöyle pizzam geldi. Şimdi. Bakalım. Mis gibi kokuyor gerçekten. Çok sıcak. Ama güzel. Fakat tuza ihtiyacı var. Bu arada benim aklıma bu kredi kartı olayı takıldı ya. Abi hiçbir şifre yok. Yani Allah korusun, kartımızı kaybetsek baba çatır çatır çekerler yani ha. Tamam, belki ülkede böyle bir problem yok. Ama belli olmaz. Tüm ırkın hepsi iyi olacak diye bir şey yok ya. Düşmüş olan da vardır abi. Kartı görünce bir anda aklı kaçabilir yani. Çat çat çekti, uğraş. Daha önce birinin başına geldi mi böyle bir şey bilmiyorum ama sıkıntı yani ha. Bir yandan Google Maps'i yasaklıyorsun sırf Amerika bilgileri vermemek için, konum bilgilerini dahi. Bir yandan da kartlara şifre koydurtuyorsun. Bu ne lan turşusu, ne perhiz yani, anlamadım ki vallahi. O kartı kaybetmemem şart. Anam var ya, bu sefer beni yumruk manyağı dermez, kesinlikle reddeder. Valla 3 kere anamı dolandırdım, sesi çıkmadı. Ama bu kartı bu sefer kaybedersem salaklığımdan dolayı beni şaplaklar. Pardon. Arkadaşlar, benim video çektiğimi gören arkadaşlar yandan afiyet olsun dedi bir anda. Şaşırdım, aa Türk müsünüz diye, de kendileri Özbekmiş. Ben dedim bir yandan sohbet ederken böyle video çekebilir miyim diye sağ olsun izin verdiler. İsminiz neydi? İbrahim. İbrahim. Sizin? Devlet. Devlet. Maksat Mahsap ya, şeyki Özbek ismi. Özbek. Evet, tam onu. Daha önce çünkü Özbekistan'a gitmedim daha önce. Hepiniz burada öğrenci misiniz peki? Evet. 5 senedir buradasın. Ne okuyorsun burada? Burada Computer bir okul. Ha, hepiniz aynı bölüm mü? Business, Tourism. Hı-hı. Peki, özel bir üniversite mi? Güzel. Ne kadar ödüyorsun ayıptır sorması? Senelik. Kaç bin dolar mesela? Ya yani çünkü Türkler de çok fazla Kore'ye okumaya gelmek istiyor. Belki kafalarında bir fikir olsun. Ben de 100 faiz scholarship. He, burslusun. %100 burslusun. Hepiniz mi? Yokuş. 50 faiz. 50. 50. Ne kadar ödüyorsun peki %50 bursluysa? Tabii. 1 milyon. 1 milyon won. Won, evet. Yani kaç bin dolar ediyor? 800 dolar. Senelik. 800 dolar. Sadece üniversite ücreti. Korece'yi öğrendiniz mi? Konuşuyorsun Korece yani. Çok iyi. Hepiniz mi 5 senedir buradasınız? Şu an 5 yıl oldu. 7 yıl. 7 yıl. Aa, sen artık Koreli olmuşsun ya. Siz yemeğinizi yiyin, sonra sohbet ederiz gene. Teşekkür ederim sorularıma cevap verdiğiniz için. Aa, eldiven. Aa, bana da getirmişler eldiven. Ha. He, burada pizzayı böyle eldivenle yiyorsun. Baba değişikler ya ben. Türkçeyi nasıl öğrendin? Yani Özbekler, tamam biz aynı ırktan geliyoruz ama siz Türkçe konuşmuyorsunuz. Özbekçe konuşuyorsunuz. Birbirimize yakın dilimiz var ama sen akıcı şekilde Türkçe konuşuyorsun. Benim her dediğimi anlıyorsun. Nasıl? Nasıl öğrendin bunu? Ben film görerek öğrendim. Bizim dizilerimizi izleye izleye. Evet, Kurtlar Vadisi. Çok seviyorum. Peki Çakır kaçıncı bölümde öldü? Çakır 20. Aa, hem Kurtlar Vadisi ile Türkçe öğrendin hem de 20. bölümde mi öldü diyorsun? Sadece hatırlamıyorum. Hmm. 43'te vuruldu, 45'te öldü. Türkiye'ye geldin mi? Türkiye'ye varmak istiyorum. Ha. Gel gel. Yeter Kore'de ya. Biraz da Türkiye'ye gel. Misafirimiz ol. Ağlayalım seni. İnşallah. Ayasofya. Hı hı. Görmek istiyorum. Tabii Ayasofya çok güzel. Dünya üzerinde mükemmel bir yer. İnşallah nasip olur. İnşallah gelirsin bugün. Sahilde bir tekne turuna katılacaklarmış. Dediler bize katılmak ister misin? Dedim tabii ki de çok isterim diye. Şimdi bir yere girdik. Asansör kullanacağız. Arabaları varmış. Sahile beraber geçeceğiz. Bir saatlik bir tekne turuymuş. 15 dolar falanmış fiyatı. Gidelim ona katılalım. Nasılsa manyasa yapıyor. Nasılsa manyasa yapıyor.
Nereden açıklıyor? Bu nasıl bir asansör lan? Külü kaplama. Asansörün markası Hyundai. Demek oluyor ki Hyundai sadece otomotiv sektöründe yok burada. Abi aldın beni. Yok abi ben arkaya bir geç abi. Yok ya ben niye öne bitiriyorum abi sen geç. Ne falan. Silip diyor mu yapıyorsun? Kaç model bu araç? Kia 5. But which year? Which year? Which year? 2011 mi? 2011 mi? 2011. 2011. Fiyatını sorabilir miyim? Hı? Mesela arabanın piyasası ne kadar değerleri burada? Araçlar pahalı mı Kore'de? Tormin dolar. 4000 dolar. 4000 dolar. Aha. 2011 model Kia 5. 4000 dolar. Bedava. Hmm? Like a free, so cheap. Yes, like a free, yes. It's not expensive. Biz şimdi aracı park ettik. Sahile geldik. Burası Hyundai sahil olarak geçiyor. Hyundai. Böyle hemen binaların dibinde. Yok daha gelmedim. İlk defa geliyorum. Ha çalışma var. Çalışma. Ha sanat yapıyorlar ya. Sanat yapıyorlar. Bundan sanat. Ha çok iyi ya. Baksana şurada falan da böyle. Festival oluyor. Festival var. Ne festivali? Art festivali. Ha böyle. Burada yüzülüyor da değil mi? Anlamadım. Hmm. This beach. In available for swim? Yes. Aha. No. No swim time. Aha, yes, I know. After one month it will be open. Aha. Şehri arkama alıp böyle denize baktığımda haritada Doğu Çin Denizi yazıyor ve sağ tarafta ise yani yaklaşık böyle bir 200-300 km Japon Denizi. Sol tarafta da bir 300 km. Gittiğinizde de orası da Sarı Deniz olarak geçiyor. Yes. Come and speak. Oy oy. Holy shit. Hello. Gördünüz değil mi? YouTube deyince çocuklar çığlık atmaya başladı bir anda. Bilmiyorlar ki 3 senedir 15.000 aboneyi zor geçtik. Büyük ihtimal beni çok ünlü sandılar. Gördüğünüz üzere oldukça büyük ve uzun sahil. Her ne kadar bugün güneşli gün olsa da Mayıs ayında olsak da şu an herhangi bir şekilde denize giren yok. Çünkü hava o kadar da sıcak değil yani. O ne lan? O nasıl bir tipti? Burada da tahmin edersiniz ki böyle 5 yıldızlı oteller var. Sahil oldukça temiz görünüyor ve şu an yürüdüğümüz yürüyüş yolunda da herhangi bir şekilde çöp de görmedim, çöp kutusu da görmedim. Bu Koreliler de Japonlar gibi çöp kutusu yapmıyor abi. Manyak mıdır nedir bunlar? Bakın şurada iki tane karşılıklı kale var. Bu demek oluyor ki sahilde futbol oynuyorlar. Güzel, özlediğimiz manzaralar. Kore'nin en ünlü sporu futbol değil ama Kore'de futbol takip edilen ve gerçekten de sevilen bir oyun. Burası böyle tahmin edersiniz ki hep iş anları, oteller, altlarında da böyle marketler, restoranlar, küçük mağazalar var. Şu an gördüğünüz üzere sezon açılmadığı için insanlar burayı sadece yürüyüş yolu olarak kullanıyor. Herhangi bir ekstrası, bir aksiyonu yok. Ama yine de
oldukça keyifli. Akşam daha canlı olabilir. Özellikle yaz akşamları burada çok keyifli zamanlar geçirebiliriz yani. Biz bayağı yürüdük. Sahilin sonuna geldik. Daha sonrasında da böyle bir yere girdik ve içeriden bilet aldık. Ne kadar ısrar etsem de bana ödetmediler. Sağ olsunlar. Bana bileti onlar aldı. Saat 2'de yani 20 dakika sonra yetişkin için 28, çocuk için 16.000 won ve ucuz da değil açıkçası. Böyle bir bilet. Şu an arkasını gösteriyorum çünkü ön tarafına ilginç şekilde adımız, soyadımızı, telefon numaramızı, pasaport bilgilerimizi falan yazdık. O yüzden gösteremiyorum. İçerisi de böyle. Bu kişiler neden kask takıyorlar bilmiyorum. Sanırım tekne çalışanları ama iş güvenliği had safhada yani. Bekleme yerindeki banklara bakar mısınız yani? Ana ona lan herkes eğiliyor. Sanırım iş bitince teşekkür anlamında birbirlerine az önce selam verdiler, gördünüz. Aynı zamanda kadın çalışan da varmış. Böyle bir yer. Dediğim gibi bekliyoruz biz. Burada da böyle bir şey var. Yani bu nasıl çalışıyor? Şuraya elimizi mi sokuyoruz? Ama yok. Baksana bedava değilmiş. 1000 won at diyorlar. Al attım kardeşim. Al çalıştır hadi. Kullan bu eli. Özbek kardeşim tutanık yapacağız. Çok iyi. Nerede geldin lan? Yanlışlar İsrail'le uyutmadı bize ama olsun. Sıkıntı yok. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bekle durmayız. Ezeceğiz. Thank you. Thank you too. Have a good time. You too, thanks. Thanks dedim ya adama. Benim iyice şivem kaydı biliyorsunuz. Ben İngilizce konuşmuyorum. Fingilizce konuşuyorum. Yani Furkan İngilizcesi. Şimdi bilet kontrolünden geçtik. Bu bizim teknemiz sanırım. İşte abi milyon dolarlık tekne seni almaya gelince anlıyorsun bir şeyler başardığını. Evet bu şakayı da her zaman yapacağım abi. Bunun üstüne düşüneceğim. Artık bu şakayı yapmayacağım. Yeni şaka yapmak istiyorum. Aynen dayı. Ne diyorum bilmiyorum ama haklısın. Bizdeki boğaz turu gibi bir şey olacak sanırım. Böyle tamamen yanları açık. Şurada da güverte var. Güverte deniyor değil mi bu kaptanın yerine? Bilmiyorum ki. Üstümüz kapalı ama. Ve yolculuğumuz başlıyor. Dayım döndürdü tekneyi valla. Allah'tan hava güneşli. Ama yine de şu an hafiften teknede olduğumuz için soğuk başladı. Karşının taş olduğunu düşünüyorum da hepsi aynı şekil taşlar. Seçebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Aha. Dayım vitesi arttırdı. Hızlanıyoruz. Bir yerde duracak mıyız acaba? Yoksa tıpkı bizdeki boğaz turu gibi mi olacak? Bilmiyorum. Hep beraber yaşayalım görelim. Başlıyoruz. Bira bismillah. Şunların ne olduğunu anlamadım. Şurada da daha küçüğü var. Bakın tekneye Kore bayrağı asmışlar. Biz sahilden bayağı uzaklaştık. Şurada da meğerse bir tane köprü varmış. Ona yaklaşır mıyız bilmiyorum. Ama oldukça rüzgarlı ve soğuk olmaya başladı. Ama çok güzel. Çok iyi ya. Vallahi
Vallahi mükemmel bir his ya. Denizlerden, okyanuslardan oldukça korkarım. Ama yine de çok özgür hissettiriyor. Ama hakikaten çok sallanıyor. Bakar mısınız? Meğerse bu bölgede ne kadar çok yüksek bina varmış. Mesela bakın şu karşıda çok küçük görünen yerler gerçekten yani 8-10 katlı. Şunlar ne kadar büyük siz düşünün. Daha önemlisi şu binalar buradan bile hala çok yüksek görünüyor. O neymiş ya? Bu karşıda görmüş olduğunuz yer ada gibi duruyor ama ada değil, şehre birleşik yani. Nasıl anlattım bilmiyorum ama ismi de haritada İgiddaye diye geçiyor. Fakat gerçekten çok bakir duruyor yani. Hiç dokunulmamış. Herhangi bir yerleşim olduğunu düşünmüyorum. Biz bayağı ilerledik. Karşıda adalar var. Onların yanından geçeceğiz ama inanılmaz derecede sallanıyor tekne ve gerçekten midem bulandırmış durumda yani. Adaların yanına geldik. Bakın bir tanesinde deniz feneri varmış. Şu tamamen ayrı da şu ikisi birleşik mi? Yok, onlar da ayrıymış. Ve deniz fenerinin olduğu ada da ayrık sanırım. İyi ki şuna dedim ya, el değmemiş diye baksana. İğrenç şekilde binalar yapmışlar. Ne alaka ya? Aktif bir haritam olmadığı için bu adaların ismine bakamıyorum. Unutmazsam editte yazarım. Ya da aman ne yapacaksınız buradaki adayı? İşte Mustafa Kemal Atatürk Paşa adası. Bu kadar basit. Ben koydum ismini.